Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle daha önce üçgen şeklinde yaptığımız zincir şalın bir benzeri olan yine zincirlerle yapılmış, arada tekli trabzanların bulunduğu yıldız görünümlü bu dikdörtgen şalın yapımını paylaşacağım. Bu dikdörtgen şalı istediğiniz genişlikte başlayabilir. İsterseniz daha dar başlayarak atkı olarak da kullanabilirsiniz. Ya da iki kat şeklinde kullanmanız da mümkün. Şimdi şalımızın yapımına başlayalım. Örneğimize alt kısma çok sıkı olmayan zinciri yaparak başlıyoruz. Ben size daha rahat anlatabilmek için küçük bir zincir çekerek başladım. Şu an yaptığım bu ip örebilmek için 3 numaralı tığ kullandım. Şalın ipi biraz daha kalın. Bunda ise 4 numaralı tığ kullanmıştım. Ama sizler bu şalı istediğiniz ipliği kullanarak örebilirsiniz. Şimdi şalımızın ilk sırasında ve aslında ilk sıradan sonraki her sıradaki mantık V'ler oluşturmak ve sık iğne ile bağlamak. Bir miktar zincirimizi çekmiştik, başını aldık. Buradan 8 tane zinciri geçerek yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.'sunun içine sık iğne ile bağlıyoruz ve trabzanımızı biraz uzun istediğimiz için 3 kere de çekiyoruz. Siz bunu tığınızın başına 2 kere dolayıp da yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapmanız mümkün. Bu bizim ilk V'miz. Şimdi 3 zincir yapıyoruz. 1, 2, 3 ve alttaki zincirden 1, 2, 3 geçip dördüncüsünün içine sık iğne ile bağlıyoruz. Şimdi 3 zincir daha yaptık. Yine 1, 2, 3 dördüncüsünün içine bu sefer trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 kere de çıktığımız trabzan ve V'lerimizi oluşturmak için aynı yere bir kez daha batacağız. Aralarda 5 zincir yaparak 2, 3, 4, 5 başına aldık. Yine aynı noktaya batarak 3 kere de çıkarttık. Şimdi bu V'nin bağlanma işi için 3 zincir yapıyoruz. 3. Alttan 1, 2, 3 geçip dördüncüsüne sık iğne ile bağladım. Bakın görüntümüz bu şekilde olmalı. İlk 8 tane geçip 9.'sunun içine battık. 3 zincir bağladık. 3 zincir çıktık. V'mizi yaptık. Yine 3 zincir indik. 3 zincir yaparak başını aldık. V'mizi oluşturacağız. 1, 2, 3, 4.'sünün içine trabzanımızı yaptıysak buraya V oluşturacağız. Yani 5 zincir aralar 2, 3, 4, 5 başına aldık. Aynı noktaya batıyoruz. Yine V'mizi oluşturduk. 3 zincir. 1, 2, 3, 4 bağladık. Tekrar 3 zincir. Yani 3 zincirle iniyoruz, 3 zincirle çıkıyoruz. V'lerin arası ise 5 zincir. Bütün örneğimiz bunun üzerine kurulu. Başını aldık. 1, 2, 3, 4. Yine 5 zincir V'yi oluşturacağız. 3, 4, 5. Başını aldık. Aynı yere battık. Ve bu örneğimizin püf noktası bitirirken de 3 zincirimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 bağlıyoruz. Ve sıramızı bitiriyoruz. Yani sıralarımız hep V ile başlayacak ve 3 zincir yapıp tek bağlamayla bitireceğiz. Ufak bir tavsiyem daha var. Şal yapımında ya da herhangi bir şey yapımında eğer zincir üzerine başlıyorsanız zincirinizi normal ölçüden daha fazla yapın. Çünkü fazla geldiği takdirde şu ucu sökerek kısaltma imkanınız var. O yüzden fazlaca zincir atıp da üzerine örneği kurduğumuzda biraz da kasma yaparsa bunu ayarlamak çok daha kolay. Şimdi ikinci sıramızın örümüne başlayalım. İkinci sıramıza başlarken dönüşlerde 8 zincir yapıyoruz. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Döndük. İlk V ile başlayacağız demiştik. Başını aldık ve ilk V'mizi son yaptığımız sık iğnenin içine batıp trabzanımızı yaparak oluşturuyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincirle bağlama işimizi yapacağız. Bağlamamızı ise artık bir önceki sıradaki yaptığımız V'lerin içine batarak sık iğne ile bağladık. Yine 3 zincir. Diğer sık iğnenin olduğu yere ulaşmamız lazım. Buraya V'mizi oluşturacağız. V'lerin arası 5'er zincirdi. 2, 3, 4, 5 ve aynı yere batıyoruz. Bakın V, 3 zincir indim, 3 zincir çıktım, yine V. Demek ki 3 zincir yapacağız şimdi. 1, 2, 3. Bağlama noktamız bir alt sıradaki V'lerin içiydi. Yine 3 zincir. Sık iğneye ulaştım. Burada artık V'lerimizi oluşturuyoruz trabzan yaparak. Aralar 5'er zincir. 3, 4, 5. Ve aynı yere battık. 3 zincir. V'nin içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Buraya ulaştım. Ve V'mizi yapıyoruz. V'lerin arası yine 5'er zincir. Aynı noktaya tekrar battım ve 3 zincir yaparak ilk yaptığım V'nin içine sabitledim. V ile başladık, 3 zincirle bitirdik. Yine 8 zincir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 döndük. Yine V ile başlıyoruz ve son yaptığımız sık iğnenin içine trabzanımızı yaparak 3 zincir ve bütün şal boyunca yaptığımız işlem bu. Bir alt sıradaki V'nin orta kısmına sık iğne ile bağladım. Yine 3 zincir. Az önceki altta kalan tek sık iğne yaptığım kısma ulaştım. Ve buraya V yapıyorum. 5 zincirle aralar. Aynı yere battım. 3 zincir. İçine sabitledim. Bu sabitlediğim noktalar bir sonraki sıradaki V yapacağım yerler oluyor. Buraya ulaştım. Yine V'mizi yaptık. Aralar 5 zincir. Üç zincirle bağladık. Üç zincirle diğer tarafa geçtik ve V'mizi yapıyoruz. Yine üç zincir ve üç zincirle bitiriyoruz demiştik sıramız. Gördüğümüz gibi yıldızlarımız oluşmaya başladı. Bunu baharlık şallarda, hatta baharlık bluzların yapımında da oldukça rahat kullanabiliriz. Zincir yapıldığı için bol miktarda çok az iplik gidiyor. Bu şekilde yine dönüşte 8 zincir yapıp V'mizi yapıp ilk aynı noktaya battık. 3 zincirle sabitleyip 3 zincir yaparak diğer sık iğneye geçip buraya V'mizi oluşturup örneğimize devam ediyoruz. Bakın yıldızlarımız artık net bir şekilde ortaya çıktı. Örneğimizin yapımı ve kurulumu aslında oldukça basit. İzlediğiniz için teşekkür ederim.